Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 24. Padişahı 1. Mahmut'un hayatını anlatacağız. 1. Mahmut ya da Divan Edebiyatı'ndaki mahlasıyla Sepkati 2 Ağustos 1696'da Edirne'de doğmuştur. 24. Osmanlı Padişahı ve 103. İslam Halifesidir. Annesi Saliha Sultan Babası ise 2. Mustafa'dır. Şehzadeliği döneminde özellikle fen ve din ilimleri öğrenmiş, amcası 3. Ahmet onun yetiştirilmesine çok özen göstermiştir. Patrona Halil isyanı sonucunda amcasının tahttan indirilmesiyle 30 Eylül 1730'da tahta çıkar. 1. Mahmud sefere gitmediği ve savaşmadığı halde Şeyhülislam'ın fetvası ile Gazi ünvanını almıştır. Padişahlığının ilk döneminde kendisine tahta çıkaran isyancıların isteklerini yapmak durumunda kalmıştır. 3. Ahmet döneminde yapılan köşk ve konakların çoğu yıkılmış, çevre düzenlemesi isyancıların istediği şekle getirilmiştir. Devlet adamları, memurlar da yine isyancıların isteğine göre atanmıştır. İsyancıların lideri patrona Halil, Sultan Mahmut'a olan bağlarını bildirmiş olsa da devlet işlerine müdahale etmeye devam etmiştir. Hatta kendisinin Yeniçeri Ağlığına getirilmesini ve Rusya'ya savaş açılmasını istemiştir. Ardından 15 Eylül 1730 günü tören yapılacağı bahanesiyle saraya çağırılan patrona Halil ve yandaşları yakalanarak öldürülmüştür. Kalan yandaşları tekrar ayaklanmış bunun üzerine Sultan Murat halktan ayaklanmanın bastırılması için yardım istemiştir. Ayaklanmalardan bıkan halkın yardımıyla 28 Ocak 1731'de isyan kısa sürede bastırılmıştır. 1. Mahmud döneminde İran, Rusya ve Avusturya ile savaşılmıştır. 1730-1732 yılları arasında Osmanlı-İran savaşında Tebriz ele geçirilmiş ve İran Şahı'nın barış istemesi üzerine Aras Nehri sınır kabul edilerek Nahçıvan, Tiflis ve Dağıstan Osmanlılara, Tebriz ve Kirman'da İran'a bırakılmıştır. Anlaşmadan memnun kalmayan Osmanlı Devleti sadrazamı azletmiş ve 1735'te tekrar saldırıya geçmiştir. Arpaçay'da yapılan muharebenin ardından Gence, Tiflis ve Revan İran'ın eline geçmiştir. Doğuda İran ile olan mücadeleyi fırsat bilen Avusturya ve Rusya iki cepheden harekete geçmiştir. Azak, Özi ve Kılbur'un kaleleri Ruslar tarafından ele geçirilmiş, Avusturya'da Bosna, Sırbistan ve Eflaka girmiştir. Bunun üzerine iki cepheden Avusturya ve Rusya'ya saldırılır. Muhsinzade Abdullah Paşa yönetimindeki ordu Rusya'ya saldırarak Özi ve Kılbur'un kalelerini ele geçirmiş Hekimoğlu Ali Paşa komutasındaki ordu ise Avusturya kuvvetlerine yenmiştir. Bu savaşta Avusturya'nın asker zayiatı 60 bindir ve zafer İstanbul'da büyük bir sevinçle karşılanır. Yenilginin ardından Avusturya ve Rusya'nın barış istemesi üzerine 18 Eylül 1739'da Belgrad Anlaşması imzalanır. Avusturya ile Tuna ve Sava Nehri sınır olarak belirlenir 1718 yılında imzalanan Pasarovçe ile kaybedilen Kuzey Bosna, Batı Eflak, Belgrad dahil Kuzey Sırbistan geri alınır. Rusya ile ise Azak Kalesi Ruslarda kalmak üzere Azak Denizi'nde donanma bulundurmama üzerine anlaşılmıştır. Avrupa devletleri ile anlaşılması üzerine tekrar İran'a dönülür. İran Şahı Osmanlı ile baş edemeyeceğini anlayınca Kasrı Şirin Anlaşması maddeleri üzerinden anlaşma teklifinde bulunur ve Osmanlı bu teklifi kabul eder. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ümitburnu keşfi sebebiyle gerileyen Akdeniz ticaretini canlandırmak üzere Fransa'ya ticaret ve gümrük kolaylıkları adı altında kapitülasyonlar verilmiş, 1. Mahmut da bu politikayı sürdürmüştür. Tek taraflı verilen bu kapitülasyonlar bittiğinde uzatılmak suretiyle sürdürülüyordu. 1740 yılında ise Fransa'ya sürekli olarak verildi. 19. yüzyıldan itibaren birçok ülkeye teşmil edilen ve ekonomiye büyük zararları olan kapitülasyonlar 1923 yılında Lozan Anlaşması ile kaldırılmıştır. 1. Mahmut, Lale Devri ile başlayan ıslahat hareketlerinin patrona Halil isyanı ile kesildiği bir dönemde tahta geçmiş ve bu politikayı mümkün olduğunca sürdürmeye çalışmıştır. İsyandan sonra duraklamaya giren matbaacılık işlerini yeniden canlandırmış, başta Ayasofya Kütüphanesi olmak üzere çeşitli kütüphaneler kurdurmuştur. Nuri Osmaniye Camii onun döneminde Avrupa mimarisi tarzında inşa edilmek istenmiş, bunun için Ermeni bir mimar olan Simon Kalfa görevlendirilmiştir. Lakin gelen tepkiler üzerine bu projeden vazgeçilir. 1. Mahmut döneminin en büyük eseri ise Hekimoğlu Ali Paşa Camii ve Külliyesi olmuştur. Ayrıca Tophane'ye 1. Mahmut Çeşmesi, Erzurum'a Vezir İbrahim Paşa Camii, Cağaloğlu'na Hacı Beşir Ağa Külliyesi ve Halep, Kahire gibi uzak eyaletlere de külliyeler inşa edilmiştir. Üsküdar'da Humbaracı Ahmet Paşa öncülüğünde Humbaracı Ocağı kurulmuş ve Avusturya ile Rusya'ya karşı kazanılan zaferlerde bu ocağın etkisi çok büyük olmuştur. Humbara demir ve tunçtan dökülmüş el bombası, Humbaracı Ocağı ise dünyanın ilk havan topu sınıfıdır. Sorunlu bir dönemde tahta geçmesine rağmen ülke içinde ve dışında huzuru sağlamış, Osmanlı Devleti'nin gerilemesini yavaşlatmıştır. Sultan Mahmud zeki, anlayışlı, merhametli biri olarak tanınır. Devlet işlerinde acele etmeyen, yeniliği seven, ilim, sanat ve edebiyata önem veren bir sultan olduğu söylenir. Sultan Mahmud 13 Aralık 1754'te hastalığına rağmen çıktığı cuma namazından dönerken demir kapıda at sırtında ölmüştür. Naşı Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi'nde Babası Sultan II. Mustafa'nın yanına gömülmüştür. Sultan Mahmut 8 evlilik yapmış ve hiç çocuğu olmamıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.